Dairesel çoğaltmayı göreceğiz. Bunun için sağ düzleme gelin. Bir dikdörtgen çizin. Şöyle bir şey. Bir tane de şöyle bir şey. Ölçümlendirin. Ben rakamları çok büyük tutuyorum. Siz bu kadar büyük tutmayın. 200. 50. Ve 50. İşte bu kadar. Skeç tam tanımlı hale geldi. Şimdi dikkat edin, ben bunu orijinde çizdim. Ama ortası boş olsun diye özellikle şöyle düz bir çizgi çiziyorum. Rastgele bir yere. Yeter ki düz olsun. Ve burasıyla da ilk çizgim arasını ölçümlendiriyorum 75 diye. Bütün çizeceğim her şey bitti. Şimdi yapmak istediğim şey bunu revolve'a çevirmek. Yani döndürerek katı oluşturma. Çizgi bu. Profillerim bunlar. Böylece ilk parçamı elde ettim. Şimdi döndürerek çoğaltma, dairesel çoğaltma yani. Aynen aynalama gibi, aynen diğerleri gibi bir çoğaltma türüdür doğal olarak. Yapmamız gereken şey çok basit. Önce bir unsur, bir delik, bir şey çizelim de onu bir çoğaltalım. Bakın geldim, bir delik çizdim. Hatta bunun boydan boya açalım. Şöyle dokunayım. 55 diye açtım. Arkadan çıktı. Şöyle deliğimiz açık. Şimdi yapmak istediğim şey bunu dairesel olarak çoğaltmak. Dairesel çoğaltmaya basıyorum. Bir eksen tanımlamanız lazım. Bakın eksen işini ya gelip buradan geçecek eksenleri açacaksınız ve burası için bu ekseni göstereceksiniz ki sonra da çoğaltılacak unsur için bunu seçin. Bakın eşit aralık dedim. Eşit aralıklarla 3 adet çoğalttım böylece. Gördünüz mü? Ya da eksen yerine gelip dairesel bir şey seçeceksiniz. Onun eksenini kopyalayacak ve alacak. Şu eksenleri göstermeseniz de olur o zaman. Çok önemli değil. Kaç derece içerisinde çoğalacak? Eşit aralıklarla mı çoğalacak? Belli derece artımlarıyla mı? Bakın 15-16 derece aralıklarla. Mesela derseniz ki 30 derece aralıkla 3 adet olsun. Bu ne demektir? Toplamda 90 derecelik bir alan içerisinde sığışsın bunlar. Eğer siz derseniz ki 360 dereceye sığışacak, o zaman eşit aralıklar yerine derece yerine eşit aralık dersiniz. Bunu böyle 180 pardon 120 derece aralıklarla yerleştirir. Çoğaltılacak şeyi burada seçiyorsunuz. Birden fazla çoğaltılacak şeyi seçebilirsiniz eş zamanlı olarak. Çoğaltılacak yüzler mantalitesini doğrusal çoğaltmadan biliyorsunuz ve gövdeleri. Atlanacak öğeler, bu arada şu sayıyı arttıralım. Tam ön izleme. Şimdi düzenleyelim. Çoğaltılacak, atlanacak öğeler, instance to skip İngilizcesi. Gelip buradan seçerseniz bazılarının çoğalmasını engelleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan sonrası çok zor değil. Hani kullanılması çok kolay bir komut zaten. Şimdi anlatacağım kısım ise bu komutun en sevdiğim en kolay yönü. Çok rahat anlayacaksınız bunu. İlk önce atlanacak öğeler kısmından bunu silin. Bakın bir iptal edeyim isterseniz. Sonra da geliyorum. Diyorum ki adet sayısını bir düşürelim. Şöyle bir 5'e hatta 4'e düşüreyim. Eşit aralığı da iptal ettim. Bakın her birinin arasına 30 dereceyi bıraktım. Gördünüz mü? 30 derece 30 derece artıyorlar. Aşağıya geliyorum. Çeşitlendirecek örnekler diyorum. Bunun bakın sanayide kullanımı çok fazladır. Çok da göreceksiniz onu. Artımsal olarak dairesel çoğaltmayı. 10 derece yazıyorum buraya. Şimdi ne olduğuna dikkat edin. Aslında biraz daha arttım. 20 derece değil mi? Daha rahat görün. Birinci ile ikincinin arasındaki artış, tepeden bakalım. Birinci ile ikincinin arasındaki artış yine sabit duruyor. 30 ise 30. Bununla bunun arası 50. Bu 20 dereceler hep üstüne ekleniyor. Anlatabiliyor muyum? Bununla bunun arası 70. Yani bir tane daha örnek eklesek o şu mesafeden daha uzağa gelecek. Ta buralara falan gelecek. Bakın ekliyorum. Gördünüz mü? Ve 6. örnek artık şuralara falan gelecek. İyice büyüyecek. 20'şer gittiği için. Geldi kendi üstüne bindi. Burası normal artış. Burası 20 derece fazlası. 40 derece fazlası. İlkine göre 60, 80 gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla çeşitlendirecek örnekler kısmında böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.